Türkiye'de dini akımlarla siyasi partiler arasında nasıl bir ilişki var? Siyasi partiler tarikatlarla, dini oluşumlarla hiç mi ilgilenmezler? Efendim, çeşitli dini oluşumların siyasi partilerle doğrudan veya dolaylı ilişkileri var. Evet. Siz de bir tarikat şeyhisiniz. Evet. Sizin siyasi partilerle bir ilişkiniz var mı? Hayır, bir serpişleri bir tutarız. Zira dergahımızda, toplumumuzda her partiden kişiler vardır. Bunların her türlü fikirlerine hürmetimiz vardır. Bizim herhangi bir partiye iltizamımız söz konusu değil. Peki siyasetçilerden, özellikle de partilerden istekleriniz olur mu? Toplumunuzla ilgili olarak istekler. Zaten oluyor biz. Seçim arifesinde Allah razı olsun hemen hemen hepsi de ziyaret ederler. Yani tabii. Peki, onlar sizden ne isterler? Onlar bizden oy isterler malum. Siz onlardan ne isterler? Biz onlardan da hizmet istiyoruz. Hizmet. Şimdi ve bunu ben açıkça söylüyorum. Bizim şu parti bu parti meselesi değil. Kim ki bu batıda millete hizmet ediyor? Kim de dini İslam'a hizmet ediyor? Yani bugün bu vatandaki bütün insanlar Müslüman. Yani başka türlü söyleyemezsin. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyurdu. La ilahe illallah diyen Müslümandır, senin kardeşindir. Kanı katli sana haramdır. Başka türlü düşünce İslamiyet'te değil. Efendim, öteki tarikatların evet. Tavırları da sizin gibi mi? Siyasi partilerle doğrudan ilişki kuranlar var mı? Var mutlaka, var. Zannetmiyorum bizim gibi olacağını. İnşallah olurlar. Nasıl bir ilişki kuruyorlar onlar? Bilemeyeceğim ama görünürde herhangi bir partiye iltizam ediyorlar. Bir partiyi destekliyorlar. Yani müritlerine şeyhler... Tabii, telkin ediyorlar. Telkinde bulunuyor, filan partiye oy veriyor. Zaten o eğer istedikleri partiye oy vermiyorsa kendilerinden kabul etmiyorlar. Peki efendim, tarikatların mecliste, değişik siyasi partilerde milletvekilleri var mı şu anda? Elbette var, tabii. Bunlar şu partide bu partide diyebilir misiniz yoksa değişik partilerde? Bütün partilerde. Bütün partilerde, bütün partilerde. Mevcut, evet. Cumhuriyet ve demokrasi konusunda ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet en güzel idare tarzıdır. Ama bazı bilmeyen, aklı ermeyenler, ilmi yönünü idrak edemeyenler karşı çıkarlar buna. Zannederler ki bütün küfür cumhuriyetle geldi. Hayır. Tarikatlar deyince akla ayinler de geliyor. Din bilginlerine göre ayin, dinin folkloru. Bu bölümde de ilginç bulacağınızı sandığım bazı görüntüler sunmak istiyorum. Politikaya etkileri deyince Almanya ve Ankara'dan görünen manzara bu.